أقسام الدعاء أنواع الدعاء. Duanın çeşitleri. ينقسم الدعاء إلى قسمين. Dua ikiye ayrılır. دعاء عبادة ودعاء مسألة طلب. İbadet duası ve istek duasıdır. نعم. دعاء العبادة. أي عبادة تصرف لغير الله شرك أكبر. İbadet duasına gelince Allah'tan başkasına yöneltilen bütün ameller şirktir. كمن صلى صام حج لغير الله. Tıpkı birisinin Allah'tan başkasına, Allah'tan başkası için oruç tutması, Allah'tan başkası için hac etmesi gibi. نعم. القسم الثاني دعاء مسألة دعاء طلب. İkincisi de istek duasıdır. أقول لك مثلا اعطني كاسة ماء. هذا طلب. Mesela sana derim bana bir bardak su ver. Bu bir taleptir, istektir. نعم. هذا ينقسم إلى قسمين. Bu da ikiye ayrılır kendi içinde. أن يطلب من المخلوق شيئا لا يقدر عليه إلا الله. Mahlukattan yani insanlardan sadece Allah'ın gücünün yettiği şeyleri istemek. Yani ya'ti insan ila kabr meyyit. Yani bir insan bir ölünün kabrinin başına geliyor. Yatlub minhu rizq, yatlub minhu velad, yatlub minhu inzal al-gayth. Ve onlardan rızık, çocuk ve yağmur yağdırmasını istiyor. Hada la yaqdir alayhi wa huwa hayy, fama balan wa huwa meyyit. Şirk akbar. Bu ölü kimse buna gücü yetemez çünkü ölüdür. Bu bundan dolayı büyük şirktir. القسم الثاني أن أطلب من المخلوق شيئا يقدر عليه. İkincisi de kişinin bir kimseden gücünün yettiği şeyi istemesidir. أقول لك أنت مثلا الآن أعطني كاسة ماء. Şimdi ben sana mesela bir bardak su ver derim. هل يصح هذا؟ Bu doğru bir şey midir? أن أطلب من المخلوق شيئا يقدر عليه. İnsanlardan güçlerin yettiği şeyi istemem doğru mudur? نعم يصح بشروط أربعة. Evet doğrudur ancak dört şartı vardır bunun da. أن يكون الطلب من حي لا من ميت. İstek ölüden değil diriden olması lazım. الثاني أن يكون الطلب من حاضر لا من غائب يعني لا يمكن أن أطلب إنسان مثلا يكون في تركيا ويطلب من الولي الذي في الهند. İkincisi de hadir olandan istememiz gerekir gayip olandan değil. Mesela biz Türkiye'deyken Hindistan'daki birisinden bir şey isteyemeyiz çünkü hadir değildir bize gaiptir. Tamam. An yakun at-talab min qadir la min aciz. Yani la yumkin an atlub min insan meşrun la yetaharrak aqul lahu a'tini kaset ma. Üçüncüsü de kadir olandan istemeliyiz. Aciz olandan değil. Hareket edemeyen bir kimseden bir bardak su vermemiz doğru ol bir bardak su ver dememiz istememiz doğru olmaz. الرابع أن أعتقد أن هذا سبب لا يضر ولا ينفع وأن الذي بيده جلب المنافع دفع المضار هو الله سبحانه وتعالى. Dördüncüsü de bunun sadece bir sebep olduğuna itikad etmeliyiz. Ne zarar verir ne fayda verir. Zarar ve fayda veren asıl da Allah Subhanahu ve Teala'dır. نعم. مثل الدعاء الاستعانة. أقول لك أعني في حمل هذه الطاولة. Yardım duası, istiğane duası gibi de aynı şekilde. Mesela ben sana gel bu masayı taşımada yardım ederim. هل يصح أن أقول لك أعني في حمل هذه الطاولة؟ Ben sana şimdi gel bu masayı taşımada yardım et demem doğru mudur? يصح بهذه الشروط الأربعة. Bu dört zikrettiğimiz bu dört şartla doğrudur. رجل من الناس غرق في البحر وناديك أنت على الشاطئ يقول يا فلان أغثني هل يصح؟ Denizde bir adam boğuluyor ve sen de plajdasın. Sana sesleniyor. Beni kurtar diye. Doğru mudur bu? نعم يصح بهذه الشروط الأربعة. Evet doğrudur. Ancak bu dört şartı kendisinde barındırırsa. يأتيك رجل من الناس يقول أريد أن تشفع لي حتى أقبل للدخول في الجامعة. Birisi sana geliyor, bana bir şefaat et ki şu üniversiteye kabul olayım diyor. هل يصح يصح بهذه الشروط الأربعة؟ Bu doğru mudur? Evet doğrudur. Ancak şu dört şart içerisinde barındırırsa. إذا فقد شرط من هذه الشروط الأربعة انتقل الحكم من الجواز إلى الشرك نسأل الله العافية والسلامة والله أعلم. Dört şarttan bir şartı bile kaybederse bunun hükmü caizlikten haramlığa gider.